ifadesine göre eğer biz bu saldırıyı başlatmasaydık İsrail bize saldırı düzenleyecekti. Ve ağır bombardıman altında o bölgeyi dümdüz etmeye çalışacak. Ve mümkün mertebe Gazze'nin bir kısmını da işgal edecek diye düşünüyorum. İsrail hükümetinin, Netanyahu'nun şu an gözü dönmüş vaziyette. İsrail'in şu anki Gazze'deki amacı nedir tam olarak? Yani ne yapmayı hedefliyor? Burada iki devletli çözüm modelini destekliyoruz. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu bir düzeni destekliyoruz. Bu akşam ben İsrail'in kara operasyonu başlatacağını, tanklarla beraber piyade birliklerinin yavaş yavaş ilerleyeceğini düşünüyorum. Netanyahu hükümeti kendi halkının hayatını da aynı şekilde namlunun ucuna koyuyor. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Furkan Kaya olacak. Gündemimiz tabii ki İsrail ve Filistin'deki olaylar. Son dakika gelişmelerini de konuşacağız ama öncesinde operasyona başlama sebebi ne olmuştu Hamas'ın? Hem Filistin'in hem İsrail'in amaçları ne olacak? İlerleyen günlerde bizi neler bekliyor? Tüm konuları Furkan Bey ile birlikte görüşeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Melisa Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. İlk olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail'e operasyon başlattı. Dilerseniz ilk olarak bu konuyla başlayalım. Amacı neydi Hamas'ın ve Filistin'in, neyi hedefliyorlardı? Tabii biliyorsunuz İsrail-Filistin meselesi özellikle Arap-İsrail savaşlarından sonra ve 1982 yılı aslında önemlidir. Ve Oslo görüşmelerine giden, yani Camp David, 80 öncesi Camp David ve 1991-92 Oslo görüşmeleri ve bir şekilde iki devletli çözümün 1967 sınırlar öncesine dönülmesi ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in artık ebedi başkenti olacağı bir Taksim planı aslında öneriliyordu ve Türkiye de aslında bu Taksim planını destekliyordu. Fakat biliyorsunuz bilhassa İsrail'in Ariel Sharon döneminde özellikle başlayan Filistinlere karşı bu katliamı, Filistinleri zoraki yerlerinden etmek, vatanlarını evlerinden sürülerek yeni bir iskan politikasıyla Filistinleri bu topraktan cebren çıkarmak, sürmek ve son olarak biliyorsunuz işte bu dökme kurşun operasyonu 2009 senesinde, 2014'teki yine saldırılar İsrail tarafından Filistinlere, Gazze'ye olayı işin içinden çıkılmaz bir hale getirildi. Çünkü Gazze'de bir devletin sivil bir halka uyguladığı hukuksuz bir abluka başladı ve bu abluka öyle bir ablukaydı ki gıda yardımı yok. Yani sınırlı sayıda gıda gönderiliyor, sınırlı enerji, sınırlı su ve düşünün ki 340 kilometre karelik bir yerde yaklaşık 3.2.4 milyon insan yaşamaya çalışıyor. Yani biz bunu sahilde yaşıyorlar ne kadar güzel gibi görmeyelim. Orada büyük bir ızdırap var, büyük bir yokluk var ve o insanlar küçücük yerlerde, küçücük metrekarede, yani o kısıtlı alanda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Ve abluka her geçen gün daha da sıklaştırıldı. Hem denizden hem karadan. Yardımlar kısıtlı gönderilmeye başlandı ve biliyorsunuz Netanyahu'nun başbakan olmasıyla beraber özellikle Filistin meselesi, yani bu çözüm yolunda önerilen tüm fikirler rafa kaldırıldı ve Filistin'in tamamı, yani bu toprakların tamamı İsrail'inmiş gibi bir politika başladı. Hatta işte Golan Tepeleri, Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki özellikle Doğu Kudüs'teki işgal politikasının sona ermeyeceğini ve bunların artık İsrail toprağı olacağını ifade ettiler. Şimdi burada şöyle bir durum oluştu. Hamas ifadesine göre eğer biz bu saldırıyı başlatmasaydık İsrail bize saldırı düzenleyecekti. Ve dökme kurşun operasyonundan hatta bir sonraki daha sonraki saldırılardan çok daha şiddetli Gazze'yi haritadan silecek bir operasyona başlayacaklardı. Biz de önleyici operasyonumuzu başlattık ve haklı davamızı sürdürmeye kararlıyız dedi. Şimdi gelinen noktada büyük bir sivil katliamı var. Şu anda biliyorsunuz ilk başta İsrail uçakları biliyorsunuz sivil yerleşim yerlerini ağır bombardıman altına aldı. Elektrik kesildi, enerji akışı kesildi, gıda yardımı kesildi. Hatta biliyorsunuz diğer 7 kapı var. Diğer 5 kapı daha önce kapatılmıştı. Bir Erez kapısı. O da zaten İsrail tarafına açıldığı için oradan da bir geçiş yoktu. Bir en sağlam kapı veya en belki kullanacak kapı Refah kapısıydı, Mısır açıldı. Ve insanlar Refah kapısına koşarken belki hayatlarını kurtarmak üzere, canlarını kurtarmak üzere o kapıları koşarken İsrail oralarda o kapıyı da bombaladı. Şimdi ne oldu, insanlar bir anda kaderlerine razı bir şekilde ölümü beklemeye başladılar adeta. Ve bombalama devam etti. Bu sırada Türkiye, yani çok önemli bir ses geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ilk saldırı başladığı zaman Hamas'ın ilerleyişinde iki tarafa da itidal çağrısı yaptı. Şimdi bu önemliydi. Çünkü Türkiye Filistin meselesini belki İslam dünyasında en çok sahiplenen, bunun için en çok diplomatik mesai yürüten,
ve İsrail'i bir şekilde iki devletli çözüme mecbur etmek üzere ve diplomatik olarak da bu masayı hazırlamak üzere de çok itinalı bir diplomasi trafiği takip ediyor. Ve bu anlamda savaş başladı. İlk önce sivillere biz biliyorsunuz ön plan aldık. Dedik ki gıda yardımı, tıbbi yardım gitmesi lazım. Bu bir savaş suçudur, bu bir insanlık suçudur. Hatta Mısır'a çağrıda bulunduk. Çünkü biliyorsunuz Mısır tarihte de olduğu gibi bugün de Filistin meselesinde sözü geçebilecek bir ülke. Taraflar arasında diyaloğu sağlayıcı ama bu anlamda Türkiye'nin aslında bu sorumluluğu üzerine aldığını ilk başta biz arabulucu olmaktan olabiliriz mesajını gönderdikten sonra uçak dönmeye başladı. Hatta iki gün evvel biliyorsunuz gece iki tane sivilin rehinenin Hamas tarafından serbest bırakılmasını gördük. Yani Türkiye bunu üstlendikten sonra çarklar dönmeye başladı. Bugün de bakıyoruz Refah sınır kapısı açıldı. Mısır'dan çağrı geldi yardım göndermek isteyenler. Buradaki askeri üsse yardımlarını gönderip biz de kapıdan ve içeriye bu yardımları halka ulaştırabiliriz dedi. Bakın abartı bunu da sağlayan aslında Türkiye. Türkiye özellikle Mısır'la biliyorsunuz yeni bir diyalog, yeni bir diplomasi dönemi başlattık Mısır'la. Ve bu kompartıman siyaseti sayesinde aslında Türkiye ile Mısır öncelikle Gazze'deki sivil halkın yardım alabilmesi hususunda önemli bir işbirliği ortamı oluşturabilir ve oluşturmaya da başladı. Bakın bu çok önemli. Yani ne Almanya, ne Fransa, ne İngiltere, onlar zaten en başından beri biliyorsunuz. Biz İsrail'in arkasındayız dedi. İsrail ne yaparsa her türlü destekliyoruz. İster mühimmat, ister para, ne olursa olsun. Amerika zaten en başından beri, Antony Blinken biliyorsunuz en son Netanyahu ile görüştü. Ve çok kritik bir cümle söyledi orada Amerikan Dışişleri Bakanı. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım dedi. Bakın bu çok kritik bir cümle. Yani ben çok bunlara dehşetle karşılıyorum. Burada bir insani dram var. Burada bir insanlık suçu işleniyor. Din, devlet, mezhep hiçbir şey fark etmeksizin burada farklı bir duruş sergilemek gerekirken onlar ben bir Yahudiyim ve ben bu Yahudi davasının arkasındayım diyor. Bu bir Siyonizmdir aslında. Yani bunun hiçbir dinde başka bir dinin mensuplarının öldürülmesi yazmaz. Hiçbir kutsal kitapta yazmaz. Ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Şimon Peres'e Davos'ta kendi ifade etti Tevrat'taki ayetten örnek vererek. Şimdi dolayısıyla burada farklı bir durum var. Bu İsrail-Filistin meselesinin çok çok üzerinde bir durum. Şimdi oraya belki daha sonra değiniriz ama şu anki pozisyonda öncelikle sonrasında ne oldu? İsrail biliyorsunuz tanklarını Gazze şeridine doğru yığınak yapmaya başladı, yığmaya başladı. Askerini teyakkuza geçirdi, ordusunu hatta yedek askerleri göreve çağırdı. Ve Gazze kuşatma altına aldı. Ve tabii İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'yi bombalarken çok önemli bir rota aslında. Ben ilk gün de bunu tahmin ettim. Yani olası bir kara harekatında Gazze'ye doğru içeri yürüyüş başladığı zaman biliyorsunuz Gazze çok küçük, demin söylemiş olduğum gibi sokaklar çok dar. Bir iskan politikası yok zaten. Alelade binalar yapılmış, sokaklar yapılmış, caddeler yapılmış ve binalar çok sık ve yüksek. Şimdi binaları bombalayarak ve içindeki sivillerle beraber öldürerek aslında kara harekatında izleyici rotayı da aslında çizmeye çalışıyor bence. Çünkü tankların o yoldan ilerlemesi, manevra yapması zorlaşacak. Bir de tabii bombalayarak yukarıdan baktıkları zaman hedeflerin daha net bir şekilde görülebilmesi açısından da bu bombalamaya devam ettiklerini ben düşünüyorum. Böyle bir pozisyona geldik. Şu anda asker de bekliyor. Ama şunu düşünüyorum ben Melisa Hanım. Eğer bir sokak savaşı başlarsa, çünkü Hamas Gazze içlerine doğru da biraz çekmeye çalışıyor İsrail ordusunu. Çünkü İsrail ordusunun bir sokak savaşına hazır olduğunu ben düşünmüyorum. Özel kuvvetlerinin de bu anlamda ne kadar hazırlıklı olduğu ifade edilse de Hamas'ın yer altında, yer üstünde tuzaklar oluşturduklarını, labirentler oluşturduklarını, işte rehinelerin biliyorsunuz rehinlerin çeşitli yerlere dağılarak onların canlı kalkan olarak kullanılacağı ifade ediliyor. Ama İsrail ordusu özellikle Dışişleri Bakanı, özür dilerim, Savunma Bakanı yapmış olduğu açıklamaya göre şöyle dedi, İsrail askerleri hiçbir sorumluluktan, hiçbir şeyden sorumlu tutulmayacak dedi yaptıklarını. Yani ister insan öldürsün, sivil yerleşim yeri vursun, hiçbir ordu mensubu bundan sorumlu tutulmayacaktır. Bu ne demek? Bu bir resmen bir devlet eliyle terördür. Yani çünkü savaş hukukuna göre hiçbir sivil yerleşim yeri vurulamaz bir insan. İster ibadethane, anaokulu, eczane ki bunları daha önce de vurdular. Ondan böyle detaylı söylüyorum. Anaokulunu vurdular, eczane vurdular, hastane vurdular, ibadethane vurdular. Şimdi dolayısıyla daha sonra ne açıklama yaptı? İsrail, biz Gazze halkına Gazze'nin güneyine doğru yani Refah sınır kapısına doğru yaklaşık 1 milyondan fazla insanın oraya geçmesini, oraya doğru yürümesini istiyoruz dedi. Transfer ve tahliye olmasını istiyoruz dedi. Şimdi bu da çok enteresan. Küçücük bir yerden bahsediyoruz. O insanlar, 1 milyon insanın oraya yığılması veya orada güvenli bir bölge oluşturulması zaten son derece zor. Tabii kendince sivilleri hedef almıyoruz demeye getiriyor ama Hamas da açıklama yaptı. Hiç kimse evini terk etmesin.
Çünkü bu bir psikolojik algı operasyonudur. Oraları boşaltarak İsrail işgal etmeye başlayacak mesajını verdi. Şimdi burada da hassas bir çizgi var. Yani hiçbir insanın tabii canlı kalkan olmasını biz de kesinlikle istemeyiz. Ama bir cihat çağrısı yaptığını düşünüyorum Hamas'ın. Yani herkes elindeki topu, tüfeği, işte neyi varsa elindeki imkanlarla gelin İsrail ordusuyla savaşalım mesajını vermeye çalıştığını düşünüyorum. Kim insanlar evlerini terk etti, kimisi terk etmedi. Yani son derece kaos, anarşik bir durum var ortada. Son derece karmaşık bir durum var. Ama peki İsrail ne yapacak? Bir kara harekat hazırlanıyorsa, ki onlar da biliyorlar ki sokak savaşı çok çok zor olacak. Belki de Gazze'yi ikiye bölerek, yani şu anda mesela o insanları mümkün olarak tahliye edecek bir ağır bombardıman altında o bölgeyi dümdüz etmeye çalışacak. Ve mümkün mertebe Gazze'nin bir kısmını da işgal edecek diye düşünüyorum. Orada kendine bir askeri bölge oluşturacak ve uzun sürede oradan çıkmayacak. Yani mümkün mertebe yavaş yavaş Gazze'yi boğacak. Yani Hamas'ı da bu anlamda tabii boğmaya çalışacak. Ama tabii Hamas'ın bu anlamda mukabelesi de çok sert olacaktır diye düşünüyorum. Elinde çünkü tufan füzelerinin biliyorsunuz görüntülerini verdiler. İşte İran'ın kendilerine vermiş olduğu işte bu Şahap 3, 2 gibi çok yüksek düzeyde balistik füzelerin, tahrip gücü yüksek balistik füzelerin verildiği ifade ediliyor. Tuzakların olduğu ifade ediliyor. Ama şu da var, şimdi Amerika Birleşik Devletleri gemisini gönderdi Gerald Ford'u. Üzerinde 75 tane uçak var, F-35, F-16. Büyük bir mühimmat var. İkinci gemiyi göndereceğiz dedi. İngiltere Kraliyet Donanması'nı Akdeniz'e gönderiyoruz dedi. Yani Melisa ne oluyor? Yani şu bir Gazze'ye karşı, bir Hamas'a karşı dünya bütün silahlı gücüyle buraya gelmesinin anlamı nedir? Bu çok anlamsız değil mi? Yani burada bir orantısızlık yok mu? Hani bu kadar mı çok korkuyorsunuz? Yoksa sizin hedefinize başka bir şey mi? Yani şimdi Netanyahu biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir harita gösterdi. Yeni Orta Doğu haritası şeklinde. O İsrail haritasının içerisinde ne Gazze var ne Batı Şeria var. Yani Filistin topraklarının tamamının kendisine aitmiş gibi gösteren haritayı gösterdi. Ve dedi ki Orta Doğu bu hale gelecek dedi. Yine geçen gün yeni Orta Doğu, yani Orta Doğu yeniden şekillendireceğiz. Bu o zaman şunu getiriyor aklımıza. Büyük Orta Doğu Projesi'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 yıldır hayal ettiği ve son 20 yıldır sahada bunu cetvelle tekrar nizam etmeye çalıştığı sürecin yeni bir aşamasına doğru geçiyoruz. Bu bizi de çok ilgilendiriyor. Bu Suriye'yi çok ilgilendiriyor. Bu Irak'ı çok ilgilendiriyor. Bu Lübnan'ı çok ilgilendiriyor. İran'ı ilgilendiriyor. Bizim de güvenliğimizi ilgilendiriyor. O zaman sen bu gemileri buraya gönderiyorsun. Bir Akdeniz ülkesi olarak kime meydan okuyorsun? Lübnan'a mı? Zannetmiyoruz. Suriye'nin durumu ortada zaten. İran zaten bu bölgede değil. Hani İran'a karşıysa havadan bir mukabele olursa, havadan bir çatışma olursa onun için mi? O zaman burada Türkiye'ye de karşı çok büyük bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı dedi, bu geminin orada ne işi var? Anlamı o gemi. Hizbullah'a karşı, İran'a karşı. Bu işin bence bir kreması, bir illüzyonu. Bu bambaşka bir şey. Şimdi dolayısıyla burada önemli olan, ki bugün yaşananlar da bence çok önemliydi, Cuma namazı öncesi ve sonrasında. Namaz kılmaya çalışan insanlara karşı, Müslümanlara karşı yine gaz bombaları atıldı. Yani Melis Hanım, hiçbir biz İslamiyet tarihine baktığımız zaman hiçbir dinin, ki biz Osmanlı Devleti olarak ve diğer Türk devletleri olarak hiçbir dini, başka dinin mensuplarının ibadethaneleri ne bir hedef almışızdır ne de onlar ibadet ederken onlara bir zarar vermişizdir. Ama İsrail Devleti maalesef geçmiş yıllarda olduğu gibi Mescid-i Aksa baskınları, çevresindeki namaz kılan, oruç tutan insanlara saldırmaları, evlere tecavüz etmeleri ve son görüntülerde de maalesef ağır bir şekilde insanları gaz bombasına boğarak bazı evlere operasyon da düzenleniyormuş. Öyle haberler de geliyor. Olay çok ciddi bir duruma doğru gidiyor. Dolayısıyla Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve iki devletli çözüm modeli için bence artık dünya bir araya gelmeli. Ama bu çok uzun vadeli bir çözüm olacak bugünkü ve dünkü artık bir haftalık yaşananlardan dolayı. Ama şunu söyleyebiliriz. İsrail hükümetinin, Netanyahu'nun şu an gözü dönmüş vaziyette bir devlet terörü maalesef uygulanıyor. Ama sahadaki yansıması bence bir sokak savaşı olursa burada daha çok zarar görecek olan İsrail ordusu diye olacak diye düşünüyorum. O zaman İran devreye girerse veya hani tam tersi durumda Hamas'ın kaybedeceği durumda İran veya Hizbullah devreye girer mi? O da bir soru işareti ama Amerika en son bir açıklama yaptı. İstihbaratımıza göre de ne olursa olsun Hizbullah bu savaşa göğüs göğüse girmeyecektir dedi. Tam şey bir Aynı yani zamanda ciddi savaş. İsrail'in saldırıları da devam ediyor. Hatta yine şöyle haberler de görüyoruz yeni yeni. Hani İsrail ordusuna ait dronlar Gazze'ye evlerinizi derhal boşaltın şeklinde broşürler de dağıtıyor. Yani İsrail'in şu anki Gazze'deki amacı nedir tam olarak? Yani ne yapmayı hedefliyor?
Ve sanırım Gazze'yi dümdüz etmek. Yani Gazze'yi işgal altına almak. Kayıt Ve alanda Vaktin... silmek mi istiyor Amerika ile birleşip? Şimdi bakın, bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz politikasında biliyorsunuz Kıbrıs Adası çevresinde ve Leviathan dediğimiz bölgedeki hidrokarbon enerji kaynaklarının tamamını kontrol etmek. Burada işte Tamar var, Afrodit var, yani Leviathan dediğimiz tam büyük ismiyle. Burada çok büyük enerji kaynakları var. Hatta Yeni İpek Yolu ve Baharat Yolu son olarak ortaya konan ticaret güzergahlarında ve enerji taşımacılığında burası önemli bir menteşe, bir köprü başı. Hatta Çin, hatırlayın, Hayfa Limanı'nı kiraladı. Hayfa Limanı çok büyük yatırımlar yaptı. Yani bu denklem içinde Çin de var, Rusya da var, İran da var. Yani genel olarak baktığımız zaman bu jeopolitika içerisinde. O zaman dediğin gibi iş başka boyuta giriyor. Yani buradaki mesele Gazze'nin, buradaki çıkıntının, buradaki onların ifadesiyle tabii hani bir safra olarak görüyorlar orayı. Bir fazlalık olarak görüyorlar ve insanları oradan dağıtıp hani ölen ölsün, kalanlar da işte belli yerlere dağıtılsın. Zaten o insanları sömürge gibi hani kendi vatanlarına vatansız hale getirmek istiyorlar. Bu da enteresan. Yani tarih tayfaları gösteriyor Melisa Hanım. Bu topraklar Filistin toprağı. Yani tarihte de böyle olmuş. Yahudiler de tabii bu topraklarda yaşamışlar. Ama burada bir Yahudi devletinin tamamını kontrol edecek şekilde bir konjonktür, bir jeopolitik oluşmamış. Ama onlar bir şekilde hukuki olarak da Filistinler işgalci, biz ev sahibiyiz. Böyle bir algı yaratıyor. Şimdi dolayısıyla Gazze'nin bu anlamda dağıtılması ve dümdüz edilmesi, Hamas tabii bu işin içine bahane olarak kullanılarak hayal ediliyor, hedefleniyor. Tabii burada işte Ramallah karargahı El Fetih ne yapacak? Batı Şeria ne yapacak? Yani Hamas'ta biliyorsunuz zaten El Fetih iki başlı Filistin'i temsil ediyorlar. Bu da çok büyük bir yanlıştı. Büyük motivasyon bozukluğuydu, kaybıydı Filistin meselesi açısından. Çünkü Hamas El Fetih'i suçluyor, El Fetih Hamas'ı suçluyor. İşte barış yolunda atılan adımlar, geçmiş yıllarda biliyorsunuz suikastlar oldu. Isaac Rabin öldürüldü, işte Enver Sedat öldürüldü, Mısır Devlet Başkanı Camp David imzalayan. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak burada iki devletli çözüm modelini destekliyoruz. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu bir düzeni destekliyoruz. Biz bunu sadece Filistin halkı için değil, İsrail vatandaşlarının da selametle ve güvenlikle yaşamaları için bunu istiyoruz. Bakın İsrail içerisindeki herkes bunu desteklemiyor. Yani burada bir Yahudi düşmanlığı da oluşturmaya çalışıyor. Bu da çok yanlış. İsrail içerisindeki önemli bir kısımda Netanyahu'yu çok ciddi şekilde eleştiriyor. Hatta bazıları da Siyonizm'e karşı büyük bir hakaret ve büyük bir gösterişe içindeler, tepki içindeler. Yani bunu Yahudi düşmanlığı kendi siyasetlerini uygulamak için bir bahane olarak görüyor bunlar, İsrail içindeki belli bir kısım. Hatta Haaretz gazetesini okuduğunuz zaman olay başladığı bugünden, ya o günden itibaren Netanyahu'yu hedef tahtasına oturtan, derhal koltuğu terk etmesi gerektiğini söyleyen, bu savaşın Netanyahu yüzünden olduğunu söyleyen bir haber şeyi var, portalı var. Şimdi dolayısıyla burada mesele çok başka. Ama dediğim gibi bizim için öncelik olan bu devlet terörünün, bu saldırılarının bir an önce sona ermesi, oradaki halkın güvenlik altına nasıl alınacaksa tabii ki, oradan nasıl tahliye edilecekse bilemiyoruz ama yani İsrail Kara Kuvvetleri bugün veya yarın, ama ben bu akşam bekliyorum büyük ihtimalle. Çünkü artık ordunun da orada çok fazla durması da çok anlamsız olacaktır. Ya ileri gidecekler. Bu akşam ben İsrail'in kara operasyonu başlatacağını, tanklarla beraber piyade birliklerin yavaş yavaş ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama yukarıdan da tabii havadan da büyük bir bombardıman devam edecek. Dediğim gibi karşı taraf tabii sivil kayıpları çok olacak ama en çok zararı ben İsrail ordusunun zarar göreceğini düşünüyorum. Çünkü Hamas 2 yıldır buna hazırlandıklarını ifade ediyorlar. İran'dan taktik strateji düzeyde destek aldıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla zor bir gece olacak. Maalesef işte bu modern dediğimiz bir çağdaş bir dönem dediğimiz bu süreçte bir orta çağ yaşıyoruz ve karanlık bir orta çağ yaşıyoruz ve gözümüzün önünde siviller ölüyor, bombalanıyor ve maalesef Birleşmiş Milletler gibi kendini barışın temsilcisi gören kurumlar kör, sağır ve dinsiz vaziyette İsrail'in yaptıklarını seyrediyor. Yani maalesef bunu durduracak bir hukuk da yok, bir uluslararası mekanizma da yok. Yani dediğim gibi Türkiye burada elinden geleni yapıyor ve esas, ben tabii bu abartı değil Melisa, onu da söyleyeyim. Esas mesaj Türkiye'ye. Bakın Türkiye Suriye'de çok ciddi operasyonlar yapıyordu bu süreçte. Bakın Karabağ Savaşı çok önemli. Yani Karabağ'da Azerbaycan'la Türkiye'nin Türk ordusu olarak Karabağ'ı kurtarmamız büyük bir mesaj oldu. Belki oradaki yapboz parçasını bozdu. Çünkü bu jeopolitik aslında Karadeniz Havzası, yani Ukrayna Savaşı'yla beraber düşünürsek Karadeniz'den Güney Kafkasya'ya, yani Hazar Havzası'ndan Irak, İran üzerinden Suriye ve Doğu Akdeniz'e bağlanan bir hilal şeklindeki mücadele. Bu bir kaçak. Şimdi bu bir Türkiye var. Türkiye bunun en önemli aktörü ve anahtarı. Dolayısıyla Türkiye'nin burada
bağımsız bir milli dış politika takip etmesi onların bölgesel politikalarını baltalıyor. Ve bizim yapmış olduğumuz operasyonlar, güneyimizdeki PYD terör devletinin oluşmaması için ortaya koymuş olduğumuz irade Amerika'yı rahatsız ediyor. En son açıklama yaptılar biliyorsunuz. Dedi ki Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonlar bizim DAEŞ'le yaptığımız mücadele için çok büyük risk teşkil ediyor. Açıklamaya bakın. Yani şimdi çok enteresan bir insan. Çok uzatıyorum belki ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika açıklama yapıyor değil mi? Blinken gidiyor, ben bir Yahudi olarak buradayım diyor. Ağlıyorlar böyle bir ekran kenarı önünde. Duygusal anlar yaşıyor, birbirine sarılıyorlar. Şimdi Türkiye, bakın şu uluslararası ilişkilerde her zaman real politika geçerlidir. Türkiye bir NATO üyesi. Türkiye 52'den beri NATO üyesi. Sözüm ona Türkiye önemli bir müttefik. Ama Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ederken bir Dışişleri Bakanı gelip de Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'nin bu haklı mücadelesinde yanındayız. O bizim müttefikimiz, Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimiz dedi mi? Demedi. İsrail bir NATO üyesi mi? Hayır değil. Peki İsrail için, biz bütün devletlerin güvenliği için varız. Siz ayrım yapmıyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın. İsrail olsun, İran olsun. Biz barış için bu mücadeleyi veriyoruz. Ama maalesef İngiltere'si, Almanya'sı bilmem nesi bir vahşeti destekleyecek şekilde İsrail yanındayız diyor. Kimse demiyor ki Netanyahu sen ne yapıyorsun? Gelin masayı kuralım. Filistin'in temsilciler de gelsin örneğin. Şeyle olarak söylüyorum. Bu meseleyi artık bir şekilde masada çözelim demiyor. Daha çok saldırı, daha çok kan, daha çok vahşet. Bu o zaman iyi bir niyet ortaya koymuyor ki. Şimdi Türkiye bakış açısı da bu. Ben senin müttefikinim evet. Ve ben yanı başımda hemen altında bir terör devleti kurulmaması için mücadele ediyorum tek başıma. Sen gelmişsin diyorsun ki PYD benim dostum. DAEŞ'e karşı zarar veriyor bu mücadeleniz, bu terörle mücadeleniz diyor. Bunun samimiyetle nereden alakası var? Yani bunu hangi devlet aklı gösterir? Ya bırakın her şeyi bir kenara. Dolayısıyla çok büyük bir tiyatro var. Hani basit bir ifadeyle söyleyeyim, kaba bir ifadeyle. Dünkü çünkü Antony Blinken'ın duruşu, konuşması, o birbirine sarılmaları gerçekten çok yani diyecek kelime bulamıyorum. Ama Türkiye olarak biz elimizden geleni hem kendi milli güvenimiz açısından hem de sınırlarımızın ötesinde insanların güvenliğini sağlamak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Evet. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak tabii bu gece sıcak bir gece olacak. Mısır'la Türkiye'nin arabuluculuk işbirliğinin bence önemli olacağını düşünüyorum. Öncelikle insani yardım konusunda. İran ve Hizbullah'ın bu denkleme girmesi an meselesi olabilir. Hiç belli olmaz. Çünkü Hamas'ın kaybedeceği noktada Hizbullah veya başka paramiliter milis güçler devreye girer mi bilemiyoruz. Ama dediğim gibi burada İslam dünyasının artık bir araya gelerek Filistin'in haklı mücadelesinde adil bir paylaşımın desteklenmesi noktasında bir platform oluşturulmak zorunda. Yoksa işte bugün olduğu gibi, yani bugün bir atıyorum bir barış olsa, hani sözüm ona bir barış olsa tırnak içerisinde, o barış bir sonraki daha büyük saldırının kuluçka evresi olur. Belki de en büyük vermemiz gereken mesaj. Peki yakın bir zamanda bir anlaşma olabilir mi? Hani çok uzak ihtimal olarak gözükse de şu an için öngörünüz ne olur? Mesela ben bir anlaşma öngörmüyorum. Yani iki devletli çözüm yolunda atılacak adımlar şu an çok çok zor. Çünkü İsrail işgal ettiği topraklardan kim çıkaracak? Benim ve işgal ettiği topraklar da benim diye ilhak ediyor oluyor. Yani orası Golan Tepeleri, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te. Yani bakın bırakın abluka. Yani şu anda insanları hedef tahtası, insanları hedef almış bir devlet. Bunu meşru görüyor 51. madde diyor. Benim meşru müdafaa hakkım diyor Birleşmiş Milletler'deki. Bırakın işgal ettiği topraklardan nasıl çıkacak? Kim çıkaracak? Yani bu da bence artık nereye kadar gidecek bilemiyorum ama burada dediğim gibi maalesef güç hukukunun geçerli olduğu bir düzen var. Ama bizim için önemli olan oradaki masum Müslüman Filistinlilerin ve tabii ki masum İsraillilerin hayatını kaybetmemesi. Yani şu anki Netanyahu hükümeti kendi halkının hayatını da aynı şekilde namlunun ucuna koyuyor. Ve bu kadar kötü kararmış bir devlet anlayışından bahsediyoruz. Ne kadar devlet diyebilirsek tabii ki bu anlayışı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Furkan Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Teşekkürler. Mesela.